ekranlarında gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Balçova Onur Mahallesi Muhtarı'nı ağırlıyoruz. Samet İhsan Tanes. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Çok teşekkürler. Balçova ile ilgili çokça şey konuşacağız. Balçova'yı konuşacağız aslında. Hem Balçovalılar ne bekliyor hem de yaşanan sorunlar neler. Tabii ilçelerde yaşanan sorunlar aslında kentin de birer yansıması. Kentin sorunlarının birer yansıması oluyor. Doğru. Ama ancak öncelikle İsterseniz jeotermal enerjiyle ısınmakta olan Balçova'da yaşanan o hırsızlık iddialarıyla başlayalım. Kabloları kim, neden çalıyor ya da Balçova'da neler oluyor diyeyim ben. Teşekkür ederim. Öncelikle Son Mühür Evet'e teşekkür ediyorum. Her zaman İzmir'in, İzmirli'nin ve muhtarların, mahallenin, insanların sorunlarını dile getirmemizde bize aracı oluyorsunuz. Balçova ilçesi Türkiye'nin belki de en modern, en rahat, en güvenli ilçelerinden bir tanesi. Biz emniyetimizle, kaymakamımızla, halkımızla, vatandaşımızla gayet güzel bir uyum içerisinde yaşarken birdenbire muhtarlığımıza telefonlar gelmeye başladı. Dediler ki, muhtar bey, jeotermal ekipmanlarımız çalındı. Önce bir iki vaka zannettik çünkü o konuya da gireceğiz daha sonra sizinle. Çok fazla çöp toplayan ve hurda işi yapan insanlar var. Dedik muhtemelen basit bir hırsızlık. Sonrasında yaklaşık 300'e yakın Balçova genelinde telefon ve ihbarlar aldık ve vatandaşa şunu söyledim. Lütfen emniyete gidin, bunu kayıt altına alın ve bu şikayette bulunun. Daha sonra şirket yetkilileriyle görüşmeye başladık. Nedir ne değildir bu, çünkü normal bir durum değil. Çünkü özel bir yetenek gerektiren bir ekipman parçası bu. Hani sıradan insanların da çok çabuk sökebileceği bir şey değil. İlçe Emniyet Müdürümüz geçen gün muhtarlarla bir toplantı yaptı. İl Emniyet Müdürümüz geldi, bizi ziyaret etti. Çok mutlu olduk. Bu konuları dile getirdik kendisine. Bu konuyla ilgileneceklerini söylediler. Fakat önümüz kış. Bizim aldığımız şöyle bir duyum da var. Vatandaşlar bireysel şirkete gittiğinde biz size cihazı sağlam teslim ettik. Biz sağlam isteriz. Onun koruması size aittir diye bir yanıt vermişler. Ya şimdi genelde yaşlı insanların olduğu bir Balçova'da 70-80 yaşındaki teyzeler kalkıp da nöbet tutamaz o cihazın başında. Kaldı ki cihazı söküp nereye satacaklar? Dolayısıyla geçen gün Sayın Valimiz muhtarlarla ilgili güzel bir toplantı yaptı. Sorunlarımızı açık yüreklilikle dile getirdik. Sayın Valimizden de müjde gibi bir yanıt aldık. Dedi ki biz vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Ben de Balçova halkına bunu aslında müjdeledim. Çünkü ciddi bir maliyet. 2000 ila 4000 lira arasında bir maliyetten bahsediliyor. Bu konunun üstüne gidilmesi gerekiyor. Yani acaba gerçekten standart bir hırsızlık mıdır? Yoksa bunu bilen, bunu anlayan, bundan ne yapılması gerektiğini, nerede işe yarayacağını bilen insanların yaptığı bir şey midir? Bu tabii emniyetin çözeceği bir konu. Bir taraftan da o cihaz çalana maddi olarak iyi bir getirimi sağlıyor. Şimdi şöyle bir aslında... ya da satılabilir bir şey. Ya aslında birazcık hem ekonomik hem sosyolojik bir boyuta gidiyor. Merak ettim dün akşam hakikaten sizin programınıza davet edildiğinde heyecanlandım tabii ki. Baktım ki hurda bakır kaç lira? Merak ettim. Dün akşam baktım hurda bakır 43 lira civarında olmuş. Yani bir kilosu 43 lira. Sökülen parça taş çatlasın 150-200 lira. Ama vatandaşa ve o makineye verdiği cihazın zararı çok fazla. Örneğin klimalarda da bu hırsızlıklar yapılıyor. O parçası, hortumu hurdacıların bazılarının yaptığı hırsızlık 40 lira 50 liraya satıyor. Ama siz onu tekrar evinizde veya işlerinize taktırdığınızda 1000 liraya yakın bir maliyet oluşuyor. Hani bu kısa yoldan para elde edeyim tarafı 40-50 liralık bir para, belki 200 liralık para en fazla. Ama cihaza ve kullanıcıya ait fatura minimum 2500, maksimum 4000 liralık bir fatura. Şimdi validen bir müjde geldi. Evet. Muhtemelen herkesin aklında aynı soru işareti vardır benimki gibi diyorum. Ya yine çalınırsa? Şimdi burada tabii ki çok güzel bir soru bu. Bundan sonra ben de vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Şirket ve Sayın Valimiz bu konuda üstüne düşeni yapacağından hiçbir şüphem yok. Ama bundan sonra en azından basit bir kasa ya da PVC'den bir dolap, onu koruma altına alın. Çünkü sizden bu para çıkmayacak büyük bir ihtimalle. Bari siz de o jeste karşılık cihazınızı ya da kapıyı çalan kimse, jeotermal mi diyor, İSU mu diyor, Gediz mi diyor, balkondan bir bakın. Yani bizim insanımızda genelde şu vardır, zile basılır, kapı açılır, kim o der, üstteki kişi. Alttaki İSU der, bizimki de otomatiğe basar. Bu yanlış. Biz Balçova'da emniyet müdürlerimizle bu toplantıları çok yaptık. Lütfen kontrol edin. Yani gerçekten o kişi mi? Yani bundan sonra koruma noktası emniyetin ve vatandaşların olacak büyük bir ihtimalle. Yoksa bir daha aynı şeyle karşılaşma ihtimali çok yüksek.
Bu da o 2000 ile 4000 lira arası paranın cebinizden çıkması anlamına gelir. Doğru söylüyorsunuz. Her defasında birileri elbette ki gönüllü olarak yardım edebilir halde değil. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Evet, pahalıya patlamaması için dediğiniz gibi küçük bir şekilde belki bir panelle kontrol altına alınabilir. Geçmiş olsun diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha. Şimdi Balçova'da yaşanan sorunları konuşalım bir taraftan. Balçova'da neler yapılıyor, nasıl çalışmalar yürütülüyor, Balçovalılar neler bekliyor ve en büyük sorunu nedir Balçova'nın? Şimdi tabii ki 1963 yılında belediye olmuş bir ilçeden bahsediyoruz. Aslında doğma büyüme İzmirliyim, Balçovalıyım. Ve benim belki kendi içimdeki şanssızlığım tırnak içerisinde veya muhatap olduğum insanları köşeye birazcık zorladığım konudaki şanssızlığım çok sık yurt dışına çıkıyor olmam. İş bağlantılarımız, arkadaş, sosyal çevre, sosyal projeler sürekli yurt dışı bağlantılarında oradaki gelişmeleri görüyorsunuz. Biz bunun neresindeyiz sorguluyorsunuz. Şimdi bizim insan yoğunluğunun artmasıyla birlikte 1963'te belediye olan Balçova'mızın bence en büyük sorunlarından bir tanesi ve başlıcası otopark. İkincisi de bina stoğumuzun çok eski olması. Şimdi ben bir noktaya değinmek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Sayın Valimize de arz etmiştim. Sayın Binali Yıldırım son başbakanken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken muhtarlara bir yemek verdi. Biz de bu davete icabet ettik ve Sayın Binali Yıldırım'la yan yana oturma yerde nasip olmuştu bana. Ben de kendisine birkaç konuda bilgi ve ricada bulunduğumda o şunu söylemişti. İzmir'deki bina stoğunun, 2009'dan bahsediyorum, %67'si çürük dedi muhtarım. Ve biz 2009 yılından 2021'e geldik ve İzmir'imiz maalesef bir deprem atlattı. Ve ben bu konuda çok hassasım. Bayraktın hep yanındaydım. Sürekli ziyaretlerine geldim. Akşamları bu vatandaşlarımın yanındaydım. Balçova'da olmam hiç önemli değil. İzmir'deki bir kanayan yaraydı bu. Şimdi buradaki yeni binalarda çok büyük hasarlar oluştu. Bizim Balçova'mızdaki ve Onur Mahallesi'ndeki binaların ortalama yaşı 50. Yani bilimsel yaşı da bitti. Bilimsel ömür de bitti. Burada artık yeni bir kentsel dönüşüme geçilmesi gerekiyordu. Örnek verdiğim konu deyip şudur. Agora'nın karşısındaki tuğsuz blokları yapı olarak, mimari olarak ideal bir kenttir. Hem otoparkı, hem sosyal donatı alanı, hem açık alan, güneş alması, hava alması. Biz artık kenti yenilemek zorundayız. Ben bunu tüm yetkililere söylüyorum. Sadece Balçova özelinde değil. Çünkü İzmir gerçekten çok yaşlı. Dışarıdan gelen insanlar ciddi olarak söylüyorum ki hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Mesela çocuğun ekonomi üniversitesine kaydetmeye gelen Ankara'dan, Malatya'dan, Kayseri'den, Konya'dan aileler şunu söylüyor. Sayın muhtarım, burası Balçova, eski Balçova da yeni Balçova diye bir bölümde var mı? Hani dışarıdan çok farklı bir Balçova vardı. Biz çocuğumuza ev alsak arabamızı nereye koyacağız? Ya da işte çok yakın, işte nefes alamayacağız. Ama dedim Balçova bu. Ve 1963'te planlanmış bir Balçova. Dediğim gibi bilimsel ömürde bitmiş binaların olduğu bir Balçova. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze ben bu konuda Vali Bey'le olan toplantıda durumu sohbet şeklinde aktardım da. O da İzmir'in 31 belediyesinin tamamına yazı yazdıklarını, yeni bir eylem planı hazırlamalarını istediklerini söyledi. Ve şöyle söyledi biraz esprili. İki tanesi o da tam değil. Bize bir program yapmaya çalıştılar ama 29 tanesinden daha ses yok dedi. Ben dedim ki peki onlardan ses yok. Siz devlet olarak ne yaptınız? Sayın Belediye, ben size bu yazıyı yazdım. Siz hala bir çalışma yapmadınız ama İzmir'imiz bir deprem atlattı. Biz bu konuda artık bir harekete geçmek istiyoruz diye bir şey yaptınız mı dediğimizde herkes aslında açıkçası işin siyasi sonuçlarına gidiyor. Ya başarısız olursak bunun bedelini kim öder? Ben bunu hem Cumhuriyet Halk Partili, hem AK Partili, hem de Büyükşehir Belediye'mizden tüm yetkililerle konuştuğumda aslında adres hep oraya gitti. Başarısızlık olursa siyasi sonuçlarını kim öder? İşte bu siyasi sonuçlarını kim öder demeyecek birisi varsa ve gerçekten ülkesini, milletini, devletini seven bir insanın artık bu değişime girmesi gerekiyor. Evet, Avrupa'daki binalar 140 yaşında, 150 yaşında ama çok bakımlı. Yani belediye bakımını yapıyor, mimarları yapıyor. Ama bizim başta Balçova'mız olmak üzere diğer ilçelere de baktığımız zaman sıvaları dökülmüş. Ev sahibi sıvayı yapmıyor. Ama belediye o konuda zorlama da yapmıyor. Kardeşim bu sıva birinin başına düşebilir, arabaya zarar verebilir, çocuğa zarar verebilir. Böyle bir yaptırım da yok. Dolayısıyla ben açık yüreklilikle şunu söylüyorum. Sosyal belediyecilik evet. Mehmet Ali Çalkaya başkanımızdan sonra Fatma Hanım elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Kendisini gerçekten de çok seviyoruz. Çocuklarımıza bilgisayarlar dağıtıldı.
17 yıldır dağıtılıyor. Çok güzel şeyler var. Semt evleriyle, ihtiyaçlı ailelere yapılan desteklerle koordinasyon halindeyiz. Ama artık bence altyapı ve üst yapıya geçme zamanı geldi. Kanayan ağır bir çok yara var diyorsunuz. Ve şöyle de bir şey var. Uyuşturucu madde gençlerimizin çok büyük bir belası şu anda. Ülkeyi tehdit ediyor. Bu gettolardan kurtulursak, mesela Karabağlar olsun, işte Basmane olsun, Tepeciğin arka tarafındaki Hilal Mahallesi gibi yerler olsun. Bunları doğru düzgün bir kentsel dönüşümle yerleşim alanı olarak güzel yaşam alanları yarattığımızda bu sorunlar zaten ortadan kalkacak. Konuşmuyor olacağız. Tabii. Yani neredeyse 30 Ekim'in üzerine yaşadığımız o büyük depremin ardından bir yıl olacak. Evet. Yaklaştı, yıl dönümü de yaklaştı. O büyük felaketi aslında o gün neler yaşadığımızı çok çabuk unutuyoruz. Bazen iyi çok çabuk unutmak ama bazen de çok kötü. Çünkü cana mal olabiliyor ne yazık ki. Dediğiniz gibi %67'si tehlikede denilen bir şehirde hızlı bir şekilde yapılaşma olmadığı zaman işte geçtiğimiz yıl meydana gelen depremde o evleri nasıl kağıt gibi çöküp içinden insanları nasıl kurtarılmaya çalıştığına şahit olduk bizler. Ve bunun bir benzerini daha yaşamayacağımızın garantisi yok. Çünkü kesinlikle deprem bölgesindeyiz. Kesinlikle. Ama bu hızı neden kazanamıyoruz? Bu arada Balçova bu depremden derin yara aldı mı? Derin yara almadı. Aslında bir olumsuz koşul burada şansımız oldu. Bitişik nizam olan evlerin birbirine destek olmasıyla bu büyük deprem çok küçük hasarlarla atlatıldı. Zannedersem 6 tane Balçova Belediye'mizden, Burak Bey'den, İmar Müdürlüğü'nden bir yazı istemişim, rakam söylemişti. Sadece 6 tane bina bu konuda ciddi hasar gördü. Onlar da yıkılıp tekrar yerine yenileme işlemi olacak. Söylediğiniz şey bana şunu hatırlattı. Ben 1999 Marmara depreminde İstanbul'da askerdim. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gördüğü en büyük depremi yaşadım. Orada insanların neler yaşadığını ve gönüllü olarak da sahaya gittim. Adapazarı'na, Yalova'ya birliğimizden izin aldık. Bizi gönüllü gönderdiler. Evet, biz ders almıyoruz. Yani 1999 yaşamış bir Türkiye, rakamlara bakarsanız, DASK rakamlarına bakın, yenilenme rakamlarına bakın, çok gerisinde olması gerekenin. Ve bu konuda maalesef, yani ben şunu diyorum, hani lütfen kimse üstüne alınmasın ama ben kendim Hamit olarak söylüyorum bunu. Ben dün eşimle birlikte sabah Göztepe'de kahvaltımı yaptım. Feribota attım, Karşıyaka'ya gittim. İzmir'in her tarafını eşimle beraber arabayla gezdik. Eşim şunu söyledi, eşim eczacı bu arada. Hamit dedi, bu kent çok kirli dedi, çok tozlu. Bir hanımefendi gözünden söylüyorum. Sonra o da bana batmaya başladı. Ya hakikaten şehir çok tozlu ve kirli ve gri. Yani bu kenti yöneten insanların, ben bu kentin başındaki kişiyim, benim yönettiğim bir kentin böyle olmaması gerekiyor diye içinde bence hedef koymalılar. Yani bu olmadığı müddetçe belli başlı konu başlıklarıyla günü belki kurtarabilirler ama 20 sene sonra Allah ömür versin tabii hepimize. Bunları hala konuşuyor olacağız gibi geliyor bana. Şimdi bir taraftan hep bu eleştirileri alır ya İzmir. Birçok yerden gelen misafirler, İzmir hala işte 5 yıl önce geldiğim gibi, 10 yıl önce geldiğim gibi der. Bunu farklı şehirlere gittiğinizde bile hissediyorsunuz. En basitinden aslında Antalya. Sanki Antalya efsane Türkiye'nin bir şehir bence. 3. büyük şehri İzmir değil de Antalya gibi. Demek ki başarılı bilinir. Kesinlikle. İzmirli de aslında buna çok hızlı adapte olabilinir. Ama o projeler, planlar mı, hedef mi? Yani bir şey eksik kentle ilgili. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında o kadar güzel bir konu ki bu. Aslında günlerce sürebilecek bir konu. Expo diye bir hadise yaşadık biz, hatırlarsanız. Acayip heyecanlanmıştık ve bütün partililer, hükümet, CHP, MHP, herkes bir araya geldi. Expo'yu İzmir'e alalım diye. Çalışmalar yapıldı, işte çevre mühendisleri, çevre şehircileri falan, herkes Expo alanı belirledi, herkes Expo'ya kilitlendi. Ne oldu? Alamadık. Ama o Expo hedefinden de uzaklaştık. Expo'yu kazanamadık ama İzmir'i yenileyemedik. Evet. Ben sizin o verdiğiniz örneğe çok katılıyorum. Antalya'yı çok beğeniyorum. Antalya'yı çok sevdiğim bir kent. Ben bu kenti yenileyeceğim deyip insanlar o kenti yenilediler. Adana da şu anda müthiş bir halde. Yani ben 2 sene önce en son gittim asker arkadaşımın ziyaretine. Bu Adana o Adana mı dedim. Yani inanılmaz gelişmiş bir kent. Ve insanlarımız bizim, İzmirliler, her şeyin en iyisine layık. Çünkü biz Atatürk'ün şehriyiz. Atatürk'ün şehri de marka olmak zorunda. Ya İzmir böyleyse Türkiye nasıl olur dedirtmeliyiz. Gene eşimin bir tespiti var ve ben çok hoşuma giden bir tespittir. Avrupa'da her kent bir şeyin markasıdır.
mesela kimya alanında, matematik alanında, sanat alanında, endüstri alanında, yani hangi şehre giderseniz adam diyor 200 yıldır biz bunu üretiyoruz ve Almanya'nın en iyisi diyor mesela. Şimdi İzmir'i bir marka kent yapmak istiyor muyuz? Evet. Ama ne? Yıllardır. Turizm mi? Sağlık mı? Kafamız karışık. Kafamız karışık. Yani bu kadar güzel bir kent ama marka değeri olarak İzmir'in etiketi nedir? Turizm mi? Çeşmeden dolayı belki. Sağlık mı? Bence değil. Jeotermal mi? Eskiden öyleydi. Ama bunları bir yere toplayıp İzmir'imizi yönetenlerin, evet bundan sonra İzmir tarım şehri olsun. Mesela Tunç Başkan'ın çok önemli verdiği bir konu. Başka bir tarım mümkün diye yola çıktı o. Evet ve tarımla biz İzmir kendi kendine yetsin. İzmir başka şehirlere satış yapsın, gelir elde etsin. Ekolojik şehir çok mu zor? Yani ben gördüm Büyükşehir Belediye'miz Türkiye'nin en büyük alımını gerçekleştirdik diye her tarafa bilgilendirme boardlar koymuş, otobüs almışlar. Ben şunu merak ettim. İçeride az önce sohbet ederken de dedim ki acaba bunun kaç tanesi hibrit? Artık herkes, bütün dünya ekolojiye dönüyor. Yani güneş enerjisine gerçi dönüyor. Soyer'in kendi kullandığı makam aracı zannediyorum ki küçük mavi bir araç, bilmiyorum belki görenler olmuştur. Hibrit bir araç zannediyorum ki onu makam aracı olarak kullanıyor. Ama şu olabilir, bakınız çok değerli vaktinizi almak istemem ama rakamlarla ve gerçeklerle konuşmak istiyorum. Almanya dediğiniz ülke yılda sadece 36 gün güneş alan, istatistiklerle vaka. Güneş elektrik enerjisinin %36'sını üreten bir ülke. 36 günde toplam enerjisinin %36'sını üretiyor. Bizim Türkiye'mizde de sadece sanırım hani 36 gün belki kapalıdır. Güneş enerjisiyle aydınlanan tertemiz ekolojik bir İzmir neden olmasın? Hani hiçbir şey olmasa bence bu yöne gitmeliyiz. Büyükerşen Başkanımın Eskişehir'ini de çok beğeniyorum ben. Evet, Antalya'yı söyledikken onu da söylemeden geçmeyelim. Mesela otobüs duraklarının hepsinde klima var ve bu klimalar güneş enerjisiyle çalışıyor. Çok hoşuma gider. Yani evlerden toplanan atıklarla tarıma destek verilir. Kışın o seralar ısıtılması için o atıklardan hiç cebinden bir kuruş da çıkmaz üreticinin. Hani bu tür şeylerle biz marka şehir olmalıyız diye düşünüyorum. Evet, şimdi Balçova'ya tekrar dönelim. İzmir genelinde konuştuk aslında. Yaşlı bir kent ve yapılaşmanın bir an önce yeniden düzenlenmesi gerekiyor diye. Bir de çöp sorunuyla ilgili gelen problemler var. Vatandaşlardan gelen öyle bir sorun var mı? Varsa nedir sizin karşılaştıklarınız? Şimdi şöyle ki ben hayretler içerisinde kalıyorum. Şimdi evet çöp sorunu var. Şöyle ki şimdi Mehmet Ali Çalkaya başkanımızla beraber biz çöp bidonlarını değiştirdik. Büyük 180 kilogramlık yüksek hacimli demir çöp bidonlarına geçtik. Daha önce plastik bidonlar vardı, taşınabilirdi bunlar. Jeotermal küllerinin atıldığından dolayı ve delindiğinden dolayı bunlar değiştirildi. Fakat şöyle bir sorun oldu. Hatta hiç unutmuyorum, Dinçer Bey vardı o zamanlar temizlik işleri müdürümüz. Tek tek calaskallarla mahallemizde her sokağa, her iki apartmanda bir, girişler mağdur edilmeyecek şekilde çöp bidonları tertemiz indirildi. Şimdi yaklaşık 650 adetti o. Şimdi Balçova'nın tamamında ben 650 adet çöp bidonu kaldığını düşünmüyorum. İnsanlar çöp bidonu istiyor ama evin önüne istemiyor. Şimdi siz zaman içerisinde, örneğin Atlas Sokak'tan örnek vereyim. Atlas Sokak'ta 8 tane çöp bidonu var. Siz zemin katta oturuyorsunuz. Hakikaten bunlar, kokular sizi rahatsız ediyor. Belediyemize dilekçe veriyorsunuz. Belediye diyor ki evet doğru, çöp rahatsız ediyor bu daireyi. Ben bunu kaldırayım. Kaldı 7 tane. O sokağın tamamının çöp yükü 7 bidona gidiyor. Yandaki bidon sahibi de diyor ki, yani evinin önündeki, ya bir dakika diyor, yandakini kaldırdın, benimkine daha çok atılmaya başladı. Benimkini de kaldırsınlar. Vatandaş dilekçesini veriyor, o da kaldırılıyor. Bir domino taşı gibi. Sonra evet, sonra bir de bir günün sonunda bakıyorsunuz ki sokakta 2 tane çöp bidonu kalmış. Bütün o sokağın çöpü o 2 tane bidonda. Ve bu sefer bu 2 tane çöp bidonunun önündeki vatandaşlar diyor ki bunu da kaldırın. Bu sefer diyoruz ki kaldıramayız. Niye? Kamu yararı var. Onları da kaldırırsak vatandaş çöpü nereye atar? Şimdi ya en başta bu kamu iradesini koyacaktık. Diyecektik ki kardeşim evet kokuyor olabilir, biz daha çabuk geleceğiz. Daha hijyenik yapacağız, temiz yapacağız ama bu kalmak zorunda. Şimdi onlar kalktığı zaman aynen dediğiniz gibi satranç oynuyoruz biz şimdi. Akşam böyle bir gürültü duyuyoruz, ne oluyor? 60 yaşında amca evinin önündeki o çöp bidonunu köşeye itiyor. O diyor ki niye getirdin? O tekrar oraya götürüyor. Sonra diyorlar ki ya araba park edemiyoruz. Hani bunlar 2021'in Türkiye'sinde, 2021'in İzmir'inde, 2021'in Balçova'sında bence hiç konuşulmaması gereken konular ama maalesef bu çöp hala ciddi bir sorun. Komşular birbirleriyle kavga ediyor. Sonra bize geliyorlar, sen bir şey yap diyorlar. Biz bu sefer yer belirliyoruz, semt evleriyle, temizlik işleri müdürümüzle. Evet diyoruz, en zararsız, en uygun yer burası. Buraya koyuyoruz.
Sonra oradaki vatandaş diyor ki muhtarım onların kaldırılmasına göz yumdunuz. Ben burayı istemiyorum. O da gidiyor dilekçe veriyor. O da öyle. Haklı. O da haklı. Yani o tarafından baktığınızda ben de artık gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Diyorum ki belediyemiz orada. Zabıtamız orada. Temizlik işleri müdürüne gidin çözün. Çünkü ortak bir çözüm bulunamıyor. Ve çaresiz kalıyoruz. Ya, hakikaten konuştuğumuz konu çöp bidonu. Yani hakikaten ilginç. Onun için de farklı çözümler belki de üretilebilir. Aslında bazı yerlerde taşınmayan ve sürüklenmeyen çöp kovaları var. Mesela etrafı tellerle çevrili ve çok da koku yaymayan, daha kalın bir kapağı olan çöpler de var ya da farklı alanlar yaratılacak belediye tarafından. Evlerin önüne değil ama bazen kaldırımların arasına şöyle bir çıkıntı yapıp, girinti yapıp daha doğrusu çöp kovasını evlerin karşısındaki kaldırımların arasına koyarlar. Ya belediye başka bir çözüm üretecek? Şimdi bakın hakikaten bunu konuşuyor olmaktan gerçekten utanıyorum ama o kadar basit bir konu ki bu aslında. Şimdi ben bir hanımefendiyle tanışmıştım 70 yaşında. 50 yıldır Almanya'da yaşayan bir hanımefendi Berlin'de. Oğlu burada daha doğrusu torunu ekonomi üniversitesini kazanmıştı falan muhabbet ettik. Dedim ki Almanya'da ne yapıyorsunuz? Dedi ki ben Almanya'ya gittim önce bana Almanca öğrettiler. Sonra ben Berlin Belediyesi'nin geri dönüşüm merkezinde işe girdim dedi. 20 yaşında gitmiş. 50 sene önce geri dönüşüm merkezi Berlin. Ve Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma da ben sordum. Nasıl çözüyorsunuz dedim bu sorunu. Ve bizim şu anda yaklaşık bir yıldır evimizde yaptığımız sistem. Biz evimize 3 tane çöp torbası koyuyoruz. Plastik atıklarımızı orada ayırıyoruz. Karton atıklarımızı, kağıt atıklarımızı orada. Normal evsel atıklarımızı da bir başka torbada. Bireysel anlamda insanlara bunu öğrettiğiniz zaman bu iş olur. Ama istemek lazım. Yani ben denedim işte atıyorum Korutürk Mahallesi'nde millet atmadı, zamanında koymadı, kedi yırttı. Müsaade etmeyeceksin. Çünkü geçiş sürelerinde mutlaka sorunlar yaşanıyor. Sorunlar olacaktır. Ama bunu örneğin ben olsam çöp bidonu koymam hiçbir şekilde. Çöp bidonları kaldırılmalı. İnsanlara bir saat verilmeli. Bu saatte indireceksiniz kardeşim. Bugün Türk insanı Almanlardan daha aptal değil affedersiniz. Ya da bu işi uygulayan biz zeki bir milletiz. Evet. Biz o kadar zorluklar içerisinden bir kurtuluş savaşı kazanmış, yokluk içinden çıkmış, bütün olumsuzlukları pozitife çevirmiş bir milletken bu çöp işini çözemiyor olmamız hakikaten tekrar söyleyeceğim. Bugün bunu konuşuyor olmak bana abes geliyor. Yani evet şunu yaparsınız bakın çok basit. İnsanlar maddi mükafatlandırılmayı da çok sever. O zaman Amsterdam modelini sunarız. Yerin altına çöp bidonlarını koyarsınız. İnsanlara bankamatik kartı gibi kart verirsiniz. Bu insanlar çöpü gitti. Okutur. Der ki Hamit İstantanes cam atık atacaksınız. Emin misiniz? Eminim. Orada bir dara var. Görüyorsunuz 2 kilogram. Koyuyor alıyor aşağıya. Size 2 kilogram yüklüyor. 5 kilo kağıt mı yüklediniz? Ne yaptınız? Bir sene sonra Amsterdam Belediyesi'ne gittiğiniz zaman belediye size şunu söyler. Hamit Bey evinizin 200 euro vergi borcu var. 170 euro da çöplerden belediyemize katkı yapmışsınız. 30 euroyu nasıl ödemek istersiniz? Şimdi insanlara siz bu konuda çözüm çok. Yerin altı, Balçova'nın girişi mesela. Ukrayna'da Lviv'de görmüştüm. Şehir merkezlerinin girişlerinde Balçova girişi olabilir. Bu çok uygun bir yer. Bütün çöp bidonları orada. Vatandaş evinin önünde çöp istemiyor mu? Evet o zaman abi 200 metre aşağı yürüyeceksin, atacaksın çöpünü. Ama onu da istemiyorlar. Çöp olsun bizim sokağımızda ama evimin önünde olmasın. Benim olmasın, kimin evet, olursa olsun. Kesinlikle. O da, yani, da bencillik. Evet efendim, doğru söylüyorsunuz. Yavaş yavaş noktalamanın vakti de geldi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ümit ediyorum ki sorunların çözüldüğü gri değil, renkli, açık güneşiyle, rengiyle, insanların çeşitliliğiyle. Yüzyıllardan beri aslında hep İzmir farklı kültürleri barındıran bir şehir. O grisi de kaybolur, o renkli haline yeniden hızlı bir şekilde döner. Ümidimiz İnşallah. O yönde. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar son mühüre ve size çok çok teşekkür ediyorum. Çok nasılsın? Evet, sevgili izleyenler, Balçova Onur Mahallesi Muhtarı Hamit İhsan Tanes bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Balçova'yı, Balçovalıların taleplerini ve elbette ki orada yaşanan sorunları konuştuk. Bir ilçenin sorunlarından konuşmuşken şehrin sorunlarından da konuşmadan edemiyorsunuz. Elbette ki birbiriyle bağlantılı keza. Programı noktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden merhaba diyebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. We'll be right back.